2-3 gündür tartışılan bir konu bu e, kamera kaydı yasağı. Şimdi nedir bu yasak? E, polis görevini yaparken ses ve görüntü kaydı alınmayacakmış. Alınması engellenecekmiş. Buna itiraz edenler var. Bunun böyle antidemokratik bir uygulama olduğunu savunanlar var. İçişleri Bakanı e, Süleyman Soylu ise bu diyor kişisel verileri koruma... Amaçlıdır diyor. Ee, anayasaya aykırı falan değildir. Basın özgürlüğünü de engellemez diyor. Ee, ama muhalefet e, hak ve özgürlükler askıya alınmıştır. Ee, bu da onun bir kanıtıdır. Bu genelgede onun bir kanıtıdır. Amacı da odur diyor. Yani muhalefet diyor ki polis insanlara zor kullanacak. Ee, ve o görüntülerin yansıması istenmiyor. Bu amaçla bu iş yapılıyor. İçişleri Bakanı da diyor ki hayır amacımız kişisel verileri korumaktır. Basın özgürlüğüyle ilgili bir durum değil. Ee, böyle bir polemik var. Kamera kaydı yasa polemiği diyelim biz bu polemiğe. Şimdi bunu biraz tartışalım istiyorum, konuşalım istiyorum. Ömer Bey'le başlayalım. Ömer Lütfü Avşar. Peki. Şimdi e, Sayın Hakan, e, bir kere konunun kişisel verilerin korunmasıyla e, herhangi bir ilintisi yok. E, kamuya açık alanda, kamunun göreceği şekilde e, kişilerin e, bulunduğu eylemlerin kişisel verilerin korunması kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değil. İki, burada e, kamusal bir olayda, bir eylemde... E, Kamu gücünü kullanan polisin veya buna protestodaki protesto amacını aşan kişilerin fiillerinin e, basın özgürlüğü çerçevesinde ve veya buna şahit olanların herhangi bir suçu ki Türk Ceza Kanunu bunu düzenlemiştir, e, kamuyu aydınlatmak <laughs> adına kamu adına hareket eden gerekirse savcıları tekrar emniyet gücünü e, harekete geçirmek adına ilgili belgeleri, delilleri gözlemini iletmesi gerekir. Burada en çok dikkat çeken konu geçen gün sizin kanalınızda İçişleri Bakanının konuya yaklaşımındaki bir yani cehaleti ala mı, cehaletin danışkası mı denecek yapıda. Bir İçişleri Bakanı'nın sahip olması gereken bilginin ötesinde şunu söylemesi çok önemliydi. Zaten amacı da çok net belirliyor. Yani dediği cümle şu cep telefonları, mobil telefonlar çıkmadan önce adalet yok muydu? Bir kere kriminoloji hukuk biliminde bir bilim dalı. Yani elbette ki teknoloji geliştikçe teknolojiden istifade ederek suçun, suç bilminin, suçun, suçluğunun yakalanmasında, suçun önlenmesinde çok büyük bir değeri var. Yani eskiden DNA testi yoktu ve dolayısıyla tabii ki eskiden adalet daha az tecelli ediyordu. Şimdi eskiden MOBESE kameraları mı vardı? Şimdi MOBESE kameralarının ehliyetinin, gözlem ehliyetinin İçişleri Bakanlığı'nda olması, tek taraflı onun elinde olması, kişisel Verilerle ilgili konuyu nasıl bertaraf ediyor? Hatırlarsanız birkaç hafta önce generallerle ilgili kişisel verilerin İçişleri Bakanı tarafından gazetelere servis edildiğini gördük. Şimdi dolayısıyla buradaki konu şu yani çağdaş bir sistemde suçun önlenmesi suçun belirlenmesi için gelişen teknolojilerin hepsinden en üst seviyede faydalanmak gerekli. Yani bu cehaleti, bu ataleti üzerimizden atmamız gerekli. Sorun şu ki burada amaç demokrasinin artık 21. yüzyılda taçlanmasını sağlayan yani kuvvetler ayrılığı prensibinin denetimini sağlayan 4. kuvvetin yani basının değerinin medyanın değerinin hala anlaşılamamış olması. Burada illaki protestocuların veya kamu gücünü kullanan Protestoların yasalar çerçevesinde gerçekleşmesi için emeğini ortaya koyan polisin içine sızmaların bertaraf edilmesi. Burada çok net şunu hatırlatmak isterim. Yani e, Gezi Parkı'nda polisin içine sızmış, sonradan terör örgütü mensupları olduğumuz valinin o dönemin emniyet müdürünün kontrolünde olan polislerin provokasyonunu unutmayalım. Ve hala muazzaf subaylarda maalesef polisin içerisinde hala terör örgütüyle irtibatlı veya modern deyimiyle iltisaklı kişilerin yakalanması söz konusu. Yani burada provokasyon sadece ve sadece vatandaştan gelecek, vatandaşın olduğu taraftan gelecek bir durum değil. Bu emniyet güçlerinin içinden de gelebilir. Dolayısıyla buraya herhangi bir şekilde yasal dayanağı olmayan, hiçbir koşulda olmayan, anayasanın temel ilkelerinin tamamını ihlal eden bir bakış açısını ortaya koymak için adeta bununla dalga geçer gibi yani eskiden telefon yoktu, adalet daha mı az gerçekleşiyordu cümlesini kullanan bir İçişleri Bakanı'nın bireysel yaklaşımından, yürütmenin bireysel yaklaşımından başka bir şey değil. Şimdi orada bir takım olaylar olurken gene kamu gücü adına kamu adına hareket eden basın mensuplarının görüntü almasını, bırakın vatandaşın görüntü almasını engellemenin hangi mantığı olabilir? Peki biraz tartışalım. Hangi mı? hukuki Ö gerekçesi olabilir? Ömer Bey biraz tartışalım. Tabii ki, tartışalım. tabii ki. Turgay Güler. Şimdi e, Fransa'da buna benzer hatta daha ileri boyutta yasak var. Amerika'da da var. Almanya'da da var. Var mı? Hayır, Fransa'da Fransa'da teklif edildi, ben sizi, geçmedi. Ben sizi dinledim. Tek Ömer Bey. Sabırla. Hayır, var hükmünü kullandığınız için söyledim. Yok çünkü. Hayır var. Yani bu cumartesi olay Böyle bir yasa teklif edildi, yapılmaya çalışıldı ve o yasanın teklifinden vazgeçildi. Cumartesi, Böyle bir yasa yok. Cumartesi olayları konusunda böyle bir e, konu gündeme gelmiş ve bu yasak uygulanmıştır. Halihazırda bugün e, beyefendinin Ömer Bey'in dediği gibi bir şey varsa bilmiyorum. Mesela Anadolu Ajansı'nı Ferguson olaylarında dışarı attılar. Mesela Almanya'daki olaylarda, Amerika'daki olaylarda bırakın cep telefonu vesaire, e, şehirleri kapa Ferguson'da şehirleri kapattılar. Oraya intikali, medyanın intikalini engellediler. TRT, Anadolu Ajansı dünyanın birçok yerinde deport edildi, dışarı atıldı. Niye? İşte olayları görüntülüyor diye. Şimdi Ömer Bey'in baktığı pencere yanlış pencere değil. Yani onun da kendi içerisinde sözlerinde haklı olduğu kısımlar var. Ama siz üzerinde üniforma bulunan polisi daha ilk baştan e, ee, Haşa canavar ilan eder, e, potansiyel saldırgan ilan eder, e, ona güvenmez, her hareketini, her tavrını e, kayıt altına alayım yaklaşımı ortaya koyarsanız... E, ...işte üniformasını çıkarıp akşam evine gitmekte olan, e, artık üniformayı çıkardıktan sonra sivil hale gelmiş o polise de e, haksızlık etmiş olursunuz. Mesele bu pencereden tartışılmaz. Yani... Polis potansiyel saldırgan, polis potansiyel şiddet eylemi ortaya koyan, yani böyle bir şey değil. Polis robotla değil. Yani üniformayı giydiği zaman canı acımayacak, canı yanmayacak, ölmeyecek, yorulmayacak. Böyle bir şey değil. Polis dediğinizde bir neticede bir insan duyguları olan bir insan. Şimdi ben buraya gelmeden önce sosyal medyada bazı görüntüler gördüm. Mesela bir adam kendisini yere atmış, bas bas bağırıyor. Diyor ki bunlar diyor Allah'a şöyle dediler. Bunlar Allah peygamber tanımıyor falan rol yapıyor. Bir yerlerde Kime rol yapıyor. Kime diyor bunlar derken? jandarmaya diyor orada kolluk kuvvetlerine. Rol yapıyor. Allah'ım diyor. Bunlar diyor bana işkence et, daha sonra öleceğim diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Düşüyor ve ölüyor adam. Sonra numara yapma diyorlar buna vesaire falan. Bir süreyle kaldıktan sonra kalkıyor. Bakın sürekli bu ülkede toplumu germek için Toplumu öfkelendirmek için bir takım bu anlamda görüntüler alınıp başı sonu kesilip hem polis teşkilatı yahut kolluk kuvvetleri tövmet altında bırakılıyor hem toplumsal barışın altına dinamit koyuluyor. Birisi çıktı yok fetöcüler aranırken işte kadınlar aranmış, çıplak aranmış bilmem. Yalan. Yalan. Buna benzer sayısız... E, meseleler var. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Ömer Bey'in baktığı pencereye e, tabii ki e, bir kısmına itiraz etmiyorum ama bu da bir ihtiyaçtan doğmuştur. Yani bu da bir ihtiyaçtan doğmuştur. Buraya da bakılmalı. E, benim durduğum nokta burası. Şaban Sevinç. <laughs> A, teşekkür ederim. Şimdi Ahmet Bey mesela bugün Gaziantep'te bir olay yaşandı bir camide. Toplanma yasağına aykırı hareket eden işte bir kısım vatandaşlar <laughs> güvenlik güçlerinin camiye girerek onları dışarı çıkarmasını dışarı çıkardılar güvenlik güçleri. Orada bir bekçi e, e, görevli de e, biber gazı. Yasa dışı toplandı diye ...yasa dışı toplandı diye işte cami içinde e, biber gazı sıktı bazı vatandaşlara. Bu da kayıt altına alındı. Bugün sosyal medyada e, işte hepimiz izledik. Ya yani en bu tartışmanın en canlı herhalde görüntüsü olsa gerek. Ya yani tam da güncel konu. Hani polis ve işte güvenlik görevlileri görevlerini ifade ederken işte kayıt altına alıp bunu sosyal medyada yayma yasağı. Ama ne oldu bugün? İşte o görüntülerden sonra o görüntülere neden olan güvenlik görevlileri açığa alınmışlar. Gaziantep Valiliği'nin açıklamasına göre. Demek ki bir kamusal bir sonuç doğurmuş, bir yarar doğurmuş. Dolayısıyla şimdi burada kamu görevlileri görevlerini yaparken e bunu kamunun kamu adına yapıyorlar. Yani kamunun huzuru için, halkın huzuru için, halkın güvenliği için bu işte görevleri icra ediyor polis ve bekçiler ya da askerler. Hepimizin huzuru için, hepimizin güvenliği için. Yani başka bir ülkenin görevlileri değiller ki. Ama bu görevlerini yaparken işte yasalara, hukuka, mevzuata uymak zorundalar. Şeffaf ve denetlenebilir olmak zorundalar bir de. Çünkü bir de güvenlik güçleri malum güç kullanan, yani güç kullanma, devletin güç kullanma ayrıcalığını icra eden kişiler, işte silah kullanma etkileri var, job kullanma etkileri var, vatandaşa karşı, yani işte kendi ülkemizde, kendi şehrimizde, bizlere karşı güç kullanma devlet adına güç kullanma zapturapt yapma yetkileri var. Dolayısıyla bunu Şaban, yaparken o, o, o ifade, denetlenmeleri Şa Ş de yani Şaban Bey çok özür diliyorum. Eee o niyetle söylememisiniz. O niyetle mutlaka da vatandaşa karşı güç kullanma değil suçluya karşı e, yahut işte e, orada e, işte toplum e, şeyini bozana karşı ne diyoruz ona? Düzenli. Düzenli bozana karşı diyelim ona. Yok yok anladım. Anladım anladım. Doğru doğru tamam tamam. hadi ben, zaten hayır hayır benim söylediğimden de zaten hani o anlam çıkmıyor ama zaten hani baştan da dedim ya hepimizin huzuru ve güvenliği için görev yapıyor polis de asker de bekçi de. Yani bizlerin huzuru ve bizlerin güvenliği için hani sokakta işte mahallede işte meydanda şehirde kasabada bir terörist varsa ya da işte toplumun huzurunu bozacak, toplumun güvenliğini tehlikeye atacak kişiler varsa onları yakalamak ve bizleri güvence altında tutmak için bu görevleri yapıyorlar. Bu görevleri yaparken de devletin işte güç kullanma yetkisini icra ediyorlar. Neyle? Silahla, jopla, işte kelepçeyle vesaire. Ama bunu yaparken işte hukuka uymak zorundalar. Hakka yani yasalara ve işte yönetmeliklere uymak zorundalar. Bunu kamu yararı için yapıyorlar. Dolayısıyla kamunun denetiminde olması gerekiyor. E, kamunun denetimi de işte bu tür hani e, yani görünmekten korkmayacak. işte görünürsem işte suç işlemiş mi olurum acaba? Ya da işte birisi beni görür de bir vatandaşla ya da bir olaya müdahale ederken kayda alırsa o kayıtta benim suç işlediğim mi görülür? E, gibi bir takım endişelere kapılması da belki normal. Onu bilakis işte hani yasaya uygun davranmaya yönetir, yönlendirir. Dolayısıyla ben hani bunu yanlış buluyorum. Yani bu yasağı yanlış buluyorum. Zaten biliyorsunuz bu şimdi internet hani dünyasındayız. Bir de yurttaş gazeteciliği diye bir kavram gelişti. Yani bu sosyal medyanın gelişmesiyle yurttaş gazeteciliği diye bir kavram gelişti. O ne? İşte böyle yurttaşların, vatandaşların yani gazetecilik görevi yapmayan, mesleği gazeteci olmayan kişilerin sokakta çevresinde gördüğü olayları işte kaydedip cep telefonuyla, videoyla, işte ses kaydıyla kaydedip bunu sosyal medyada yayınlamasına sos işte şey diyoruz. Yurttaş gazeteciliği diyoruz. Dolayısıyla hani Şaban orada sıkıntı ben, yok mu? gerçekten Ş Şaban Bey orada sıkıntı yok mu? Ne, nasıl bir nasıl bir sıkıntı var? Nasıl bir sıkıntı var? Şimdi ne, e, ne sıkıntı olabilir ki? Söyleyeyim, yani söyleyeyim. Biz gazetecilik olarak ...hassas davranıyoruz değil mi? Önüne başına dikkat ediyoruz. Yani orada bir kamu, evet, evet. kamu görevi... Evet, yani mev, mevzuatı mevzuatı bildiğimiz için... Evet. ...mevzuatı bildiğimiz e, için ama hassas davranıyoruz. Tabii. Orada... ...işte bunu bir... ...gazeteci gibi... ...orada gördüğü bir şeyi... ...başının sonunu keserek paylaşabiliyor. Yani bu... ...önümüzdeki süreçte hatta bugün... ...ya da katlanarak... ...devam edecek. Bir sıkıntıya... ...sebep oluyor. Yani bunu öyle... E ee, överek de söylemeyelim mesleğimiz adına en azından. Ya tamam söylemeyelim ama şimdi şöyle ya teknolojik gelişmenin de önüne geçemiyorsun tabii ki bu bugün. E, tabii ki. Bugün yani herkes herkes herkesin elinde herkesin elinde bu akıllı telefon aynı zamanda bir kamera, aynı zamanda bir canlı yayın aracı. Yani şu telefon şu telefon sadece sadece telefon değil bir kamera sadece kamerada değil bir canlı yayın aracı. Tabii ki. Düşünün buradan aynı anda canlı yayın yapabiliyorsun. Dolayısıyla hani bu gelişmenin önüne geçemezsin ki bu işte yurttaş gazeteciliği, sosyal medya işte gazeteciliği gelişiyor. Zaten o nedenle hani daha denetlenebilir hale geldi kamu görevlileri. Dolayısıyla hani bunları yasaklamanın bir sonu yok. Ha bugün vatandaşların işte atıyorum polis memurlarını kaydetmesi toplumsal olaylar sırasında yasaklanır. E yarın bir adım sonrası ya bu iş çok oldu işte gazeteciler de çekmesin toplumsal olaylarda polisleri ye gider. E bir kapanma bir hani denetim dışına çıkma gibi bir durum olur. Bunları ben sakıncalı görüyorum. Yani e, güvenlik güçlerimiz denetlenmekten, görülmekten, kaydedilmekten çekinmemeli diye düşünüyorum. Peki Hilmi Bey. Yani bu açıdan bakıldığı zaman evet herkesin bir şekilde telefonlarla bir mecra haber mecrası var, Twitter, Instagram, Facebook bunlar ya da buna benzer başka sosyal mecralarda bunu kullanıyorlar. Belli ölçüde bu da doğru. Ancak gelinen nokta itibariyle bunun sürekli bir şekilde herhangi birisi işini yaparken silah gibi ona tutarsanız burada da problem oluyor. Yani bu kişisel verileri korumayla ilgili, bununla ilgili kanunlar var ki Avrupa'da çok daha sert bir şekilde uygulanıyor ve herhangi bir şekilde bir bizde gayet rahat bir şekilde uygulanan çocukların fotoğrafını çekmek, bunları yayınlamak ve benzeri gibi konularda Batı gayet hassas ve bunun paylaşılması noktasında da bir e, duyarlılık gösteriyorlar. Maalesef bizde tam yerleşmiş bir husus değil. Burada da e, bakış açısı anlamında da sıkıntı var. Yani bu silah olarak oradaki kamerayı polisin e, tabiri caizse e, sürekli yüzüne tutarsanız bu da onların hem e, işlerini rahat bir şekilde yapmalarına engel oluyor hem de diğer taraftan bir şekilde hedef de gösteriyor. Varsa bir e, hukuk ayrı bir e, husus zamanla zaten bunlar gerekli önlemleri e, alıyor. İçişleri Bakanlığı e, birçoğuna soruşturma başlatıyor ya da buna benzer e, hadiseler oluyor. Bakın iki olay e, benim e, dikkatimi çekti. Birisi e, İngiliz bir turist görevini yapan maske takmadığı için kendisini uyaran polis, polise yandaki e, şeyde, kadın polisi akşam e, gönderdi. Affedersiniz izleyicilerden özür diliyorum ama böyle Hadsizce ve ahlaksızca bir şekilde şey yapıyor. Daha sonraki süreçte polis müdahale etmeye çalıştığı zaman da telefonla bunun kaydını almaya çalışıyor. Yine aynı şekilde yine Antalya'da başka bir şeye vatandaşa müdahale etmeye çalışan polise karşı yanağından makas almaya çalışıyor. Bu da Demirören haberinde görmüştüm. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımlar var ve bu tür yaklaşımlar da hoş değil. Yani bir şekilde Ama yasak, polisin yasaklamak da mümkün değil. Şaban Sevincin verdiği bugünkü örnek mesela şimdi bugün bu yasak değil mi genelgeyle? Yasaklandı değil mi şu anda? E Gaziantep'te işte camide Evet, camide yasaktı mesela bugünkü. E camideki yani. o müdahaleyi çekip yayınladılar. Hani yasaktı yani... Çekilmesi olay bilinmeyecekti mesela. Ama o, o olay, e, o kamusal, olay, kamusal kriminal, bir sonuç doğurdu. Bu bu grup mesela Gaziantep'te bu olayı yapan grup e, problemli bir grup. Daha gidene şey olay başka yerlerde ya, de. Ben de o bu grubun problemli olduğunu biliyorum. Şey demiyorum yani öyle provokatif bir e, Tamam, prova için işin içinde provokasyon var. Mevzu o değil. Mevzu şu. E, başka bir şey de olabilir yani ne olursa olsun terörist de olabilir o insanlar. Yani önemli değil. Yani bir, bir farazi bir şey söylüyorum. Terörist de olabilir. Bir müdahale biçimini e, kayda aldılar ve onu yayınladılar ve bek onu yapan güvenlik görevlisi de açığa alındı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Genelge çıkmasına rağmen kaydedilip toplumsal ya da işte hukuki sonuç doğurabiliyor demek ki yani. Olabilir ancak bu yayınladığı için de oldu diye bir durum da yok belki onu yayınlanmadan evet, da. Hayır, doğru. Yani birçok birçok camimizde bugün kamera kaydı mesela, var. Ya, bu genelgeye uymayana ne yapıyorlar onu anlayamadım ben. Yani şimdi mesela o camide o o kamerayı telefonunu kullanıp çeken şahsa bir suç suç mu isnat ediliyor ne oluyor ya bu şeyler e, kişisel verilerle ilgili bir prosedürde bununla ilgili şeylerde hukuki e, süreçlerde bu anlamda e, işletiliyor. işletiliyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama, ama. Temel cezası olarak, ne yani ben e, ben çektim polisi diyelim ki bana ne ceza veriyor? ben veriliyor? şahsen bilmiyorum ama temel olarak bakıldığı zaman burada da e, çok yeni bir konu zamanla daha net anlaşılacak ama burada da her konuya bir şekilde kamera ya da telefon öyle canlı yayın yapan ya da buna benzer bir paylaşımda bulunan insanların da bu konuda bir farkındalık geliştirmeleri gerekiyor. Hayatımızın her alanda yani medya okur yazarlığı gibi medyayı kullanma yani kendi medyamızı kullanma noktasında da sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor. Hakan Bey? Evet şimdi iki farklı fikri iki ayrı fikri ikişer değerli arkadaşımız en tafsilatlı şekilde izah ettiler. Kendi bakış açılarıyla ben algı bakımından ele alayım o zaman. Çünkü zaten söylenecek her şey söylendi. Herkesin de ifadelerinde haklılık payı var. Mesela şöyle bir haklılık payı söyleyeyim. Ee, son bir anket yaptık şimdi. Henüz rakamlar tamamlanmadı, çıkmadı ama o bulguya baktım mesela. Ee, ben mesleğe başladığım yıllarda bundan 30 sene, 35 sene önce en güvendiğiniz kurum. Devlet kurumu hangisidir diye sorduğumuzda emniyet güçleri 7. 8. sırada çıkardı. İlk kez 3. sırada gördüm. Yükselmiş. Yani. Yükselmiş. Güven yükselmiş. Güven yükselmiş. yükselmiş. Bu hoşuma da gitti açıkçası. Çünkü polis bu olmalı zaten. Bu nasıl yükseldi? Son yaşadığımız 20 yıl, 10 yıl yani terör, ondan mücadeleleri, şehitler... Ee, polisi anlamaya başladı insan. Yani eskiden polisin tanımı da farklıydı 20 yıl ver 30 yıl ver Polis gençimde. de modernize oldu artık ha. zamanla. Ee, yani çok farklılaştı. Yani polisin. Yani bunu da orada kullandığı teknoloji şu bu filan. Ama bu tartıştığımız konuyla bir alakası şu Nasıl alakası, bir alakası var. var. Şimdi e, konu polisin polisle ilgili olduğu için bunu belirtmek istedim. Önemli. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri de oranı düşmüş olsa bile de birinci çıkmış. O doğuşuma gitti mesela. Şimdi bir diğer konu. Şimdi e, Sayın Soylu yani İçişleri Bakanı yani böyle bir kararı algıyı değerlendirerek söylüyorum. Biraz şaşırdım. Neden böyle bir şey düşündü ya da istedi? Çünkü mesela en güvendiğiniz devlet adamı veya siyasetçi kimdir diye sorduğunuzda hiç isim vermeden açık uçlu İlk yediye ilk sekize giriyor yüzde üçle dörtle falan. Şaka bir şey değil yani. E şimdi bu kadar toplumun hani sempati duyduğu veyahut da ya işte terörü o bitirdi falan diye yaklaştığı bir insan. Bu kararı ben algı açısından yanlış buluyorum. Neden? Algı şöyle der. Ee, şimdi Cumhur İttifakı seçmenini tanımlayalım iki cümleyle. bir, %25 ila 30 arası değişen puan Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanı ne yapsa bir bildiği vardır diye düşünen bir kesim var. Yani şu kararı verdi, yanlış olur. Sonucu bu olur. Bunları çok istişare etmiyorlar çok marjinal bir şey olmadıkça. Ama bir 12-13 puan var ki bu kitle 19 yılın birikimi, çeşitli olaylar, pandemi, şu bu bunlarda bir tereddüt başladı. Adres arayışı ihtimali başladı. İhtimali diyorum. O adres arayışında adres bulan var, bulamayan var falan filan. Şimdi bu kitle açısından bu şöyle algılanır. Ee, orada da Şaban Bey ve Ömer Lütfi Bey'in söylediklerine katılacağım çünkü teknoloji geliştikçe adalet daha iyi tecelli eder. Mesela Ömer Lütfi Bey şunu söyledi: Eskiden adli tıpta o parmak izi veya da ne bileyim hatta imza bile kanıtlanamazdı. Adam sahte imza atardı. Şimdi mahkeme konusu oluyor. Adli tıp'a gidiyor. Diyorlar ki bu adamın imzası değil, bu taklit diyorlar. Teknoloji geliştikçe adalet daha iyi tecelli yani ediyor. Güvenlik kamerası diye bir şey var her yerde. En azından her yerde. Yani. Aynen öyle. Bir de e... siz bitirin ondan sonra. Tamam, sonra ben... kısa zaten. Kısa söyleyeceğim. Şimdi bu o kitle yani ben algı açısından olayı ele aldım. Bunu e, olumlu bulmaz. Yani bunu şöyle algılarlar. Ya demek ki bir şey mi oluyor ki ya da polis bir şey yapacak da biz niye bunu bilmiyor <laughs> olalım? Biz bunu bilmekten mahrum olacağız. kardeşim. Bizden neyi saklamak Bizden istiyorlar? Bizden neyi saklamak istiyorlar? Bir de şunu düşünün. Son üç yılda seçmen olmuş ve önümüzdeki 2 yılda seçmen olacak bir 18 yaş altı ve üstü grubu var. Bunlar var ya bize nazaran uzaylı gibi. Biz mesela teknolojiyi diyelim 10 üstünden 5,5 kullanıyorsak, ben kendi adıma söylüyorum en azından. Şu anda 17 yaşında bir genç 10 üstünden 9 kullanıyor e, dijital teknolojiyi. Şimdi bunların dünya bakışı bile farklı. Çok daha dünyayı gözlüyorlar, pencereleri büyük, bize nazaran daha büyük. Bizim gençliğimize nazaran en azından. Dolayısıyla sonuç olarak bu algıda da sıkıntı getirir ve bu tür sıkıntılı toplumda bu tür problem yaratacak uygulamalar birikir, birikir, birikir. Böyle ufak taşlarla birikir. Sonra bir küçük olayla bile ciddi bir puan kaybına yol açabilir. Benzerini rahmetli Özal yaşadı. Yüzde %44 44-45'lerle götürdü 5 yıl, 6 yıl. Olaylar birikti, birikti. Şimdi burada tabii 19 yıl götürmüş bir iktidardan bahsediyoruz. Hakikaten rekor kırmış bir iktidardan bahsediyoruz. Ama bu ee, seçmen algısı ya da vatandaş algısı bakımından e, sıkıntılı bir uygulamadır. Ha kişisel görüşümü de bir cümleyle ilave edeyim. Bence de en azından Amerika'daki olayı düşünün. O polisin, siyahi adamın, Afro Afro Amerikalının ensesine basışını bir çeken olmasaydı biz o olayı öğrenemeyecektik. Gibi gibi gibi. kendi gibi. kamerası çekti onu. Efendim? Polis'in kendi kamerası Vatandaş da çekebilirdi. Vatandaşın çektiği de oluyor. Yani bu teknolojiden yararlanmak lazım. Bunu seçmen olumlu karşılamaz.